Herkese merhabalar. Dokun insanı matematik birinciden birinci yazıya hazır mısın Tonguç? Hayır hocam hazır değilim. Pandemi oldu. Sınavlar aynen, kalktı. Ne aynen. Hocam gerçekten ya? de. Baya bir ertelendik, ertelendik, ertelendik. Ta Mart'a kadar ertelendik ve yazılarımız... Kasım'ın ama eski konulardan şu anda olacak evladım benim. Zaten Zannediyoruz bir tane yazılı olacak. Belki bir tane daha yazılı yaparlar. Olmaz ama, olsun. Ama bunlar sayesinde dokununca matematik notumuz belli olacak. Dolayısıyla çok değerli bir sınava gireceğiz. Bugün seninle beraber yazılı soruları çözeceğiz. Yazılı provasını çözeceğiz. Hiç merak etme. Ama tekrar söylüyorum sana ilk başta hızlı bir özet vereceğim sana. Çünkü bu özet çok değerli. Çünkü bu konuları göreli çok zaman oldu. Ve bu çok zamanda bazı şeyleri unutmuş olabiliriz. Bu unutmalarımızın hemen telafisini yapalım seninle beraber. Hızlı bir şekilde tekrarını yapalım. Ardından Hocam yazılı neler yapacağız bugün? Ardından yazılı prova sorularımız geliyor zaten. Çok güzel sorular var. Burada yazılı sorusu olacak şekilde sana sorular çözeceğiz. Hiç merak etme. Ama öncesinde hızlı bir tekrar yapmak istiyorum sana. Gerçekten çok değerli. Gerçekten çok önemli. Seninle beraber o zaman... İlk başta hemen hızlı bir mantık tekrarı ardından kümeler tekrarı evladım benim ardından denklem ve eşitsizlikler ünitesinin hızlı bir tekrarını yapalım. Ve Kasım'a kadar ki olan konulardan olacak sınavımız ve gerçekten çok heyecanlı sınavımız. Neden? Çünkü çok eski konular ama belki bu sınav notuyla senemizdeki matematik notumuz belli olacak. Ne yapmam ve... lazım hocam? Aynen, ben sonra... Yazıldan yazıldan. Önce veya sonra hiç fark etmez soru çözmen gerekiyor. Sınava hazırlanmak için. Sıfırdan dokuza matematikte evladım benim denklemler ve eşitsizlikler ünitesinde Ebob Ekok'un yani aralarında asallık ve benzeri Ebob Ekok'un sonuna kadar geliyor Kasım'daki konular. Yani yaklaşık 115. sayfaya kadar geliyor. Bu o yüzden mantık var, kümeler var. Aynı zamanda denklem ve eşitsizliklerde sayılar var, e, asal çarpanlar var ve ben benzeri. Bende Dinamo var hocam. Aynı zamanda Dinamo'dan da yazılı kısımlarını sana söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum yine denklem ve eşitsizliklere kadar geliyor. Gerçekten geniş bir konu olacak. Geniş bir konu yelpazesi olacak. Kasım'a kadar ki konularda olacak ve neredeyse sayfa yüze kadar gelmen gerekiyor. Çünkü bayağı zaman geçti. Bayağı konular işlendi. Uzaktan eğitimde biz bunları işledik ve dolayısıyla buradaki yazılı hazırlık. Ev okulu tekrar edeceğim hocam. Kesinlikle buradaki yazılı hazırlık konular, sorularında e, sorularını da çözersin. Senle beraber Şimdi hemen hızlı bir şekilde ne yapalım bilmemiz gerekenleri hatırlayalım. Sonrasında patır patır bu yazılıya girelim ve en iyi notları alalım. Sonrasında dokuzun sürü matematik karnemize çok iyi gelsin diyorum. İnşallah hocam. Zaten az yazılı olacağız bu sene. Az yazılı olduk ve az yazılı olacağız da. Dolayısıyla belki bir tane daha yaparız ikinci dönemden ve artık bu da bizim ana matematik notumuz olacak. Hatırlayalım seninle beraber önermelerle başlayalım. Yani mantığı hemen hatırlayalım. Sonrasında kümelere Mantın geçelim. geçelim. yerde matematik başlar. Bu mantık ve kümelerden sınavın yarısı neredeyse hatta yarısından daha fazlası gelecektir. Özür dilerim. Ardından denklem ve eşitsizliklerden de sınavda baya bir soru gelecektir. Dolayısıyla biz bunlara odaklanalım ve bu işi halledelim diyorum. Hadi bakalım o zaman özetimizle başlayalım evladım. Bir kere mantıkta da... İki tane sayı var bir ve sıfır. Eğer bir şey doğruysa bir diyoruz, yanlışsa sıfır diyoruz. Mesela Dünya yuvarlaktır doğru, o yüzden bir. Dünya düzdür yanlış, o yüzden sıfır. Bunlar önermeler. Dünya yuvarlaktır dediğim zaman e, doğru ya da yanlış diyebiliyor muyuz diyebiliyoruz. Dolayısıyla doğru dediğimiz her şey veya yanlış diyebildiğimiz her şey bir önermedir. Doğru ya da yanlış diyebildiğimiz önermeler de doğruysa bir oluyor, yanlışsa sıfır oluyor. Mesela nasılsın bir önerme değildir. Çünkü buna doğru ya da yanlış diyemezsin. Dolayısıyla doğru ise bir, yanlışsa sıfırı da bilmemiz gerekiyor. Doğru önerme, yanlış önerme. Şunu unutmayalım. Eğer bir önermenin doğruluk değeri birse, yani bir önerme doğru ise bunun tersi yani e, değili dediğimiz şey de sıfırdır. Mesela bir örnek vereyim. Dünya yuvarlaktır. Doğru bir önerme. Tamam. P önermesi dünya yuvarlaktır. D Peki bunun değili nedir dersek dünya yuvarlak değildir. Bu da bu önermenin değili oluyor ve ben bunu P ile gösteriyorsam burada P'nin değili Üzerinde bir tane çentik atıyorum. Bu kadar basit. Şimdi en tane önermenin iki üzeri en tane durumu vardır. Bu da bunu çok fazla düşünmene gerek yok. Hani burada matematiksel hesapları şunu bilmen gerekiyor. Eğer bir önerme varsa ya doğru olur ya doğru olur ya da yanlış olur. Başka iki iki tane seçenekten başka bir şey yok. O zaman p önermesi bir ya da sıfır olabilir. Ama P ve Q olursa P ve Q doğru bu arada hatırlıyorsan mantıkta P Q R S T harflerini kullanıyorduk. Dolayısıyla P Q olursa mesela P olunca 1 Q olunca 1 P olunca 1 pardon P 1 Q 0 P 0 Q 1. Ee, i̇kisi de sıfır şeklinde dört farklı durum olabiliyor. Bak bu birinci durum, bu ikinci durum, bu üçüncü durum, bu dördüncü durum. İşte bu dört durumdan kastığımız var aslında. İki üzeri, iki kaç eder evladım benim? Dört eder hocam. Tebrik ediyorum seni. İşte bu dört oradan geliyor. Bu dört tane durum. Ve hemen senle beraber zaten bu işin en önemli kısmı. Veya, ve... Ya da öner şeylerine gelelim. Ee, önermeler arasındaki işlemlere gelelim. Yani mantıkta işlemlere geliyoruz. Şimdi veya işlemindeki tek sır şu. Eğer bir işlem veya ise bu sanki toplama gibi. Eğer bir işlem V ise böyle ters V, tepe taklak V gibi yazıyor. A harfi gibi yazılıyor. Bu ise çarpma demek. Eğer ya da ise burada anlatacağım şimdi ya da'nın sırrını ama şunu bilmen gerekiyor. Bir, art, bir artı sıfır. Kaç eder evladım benim? Bir hocam. Tebrik ediyorum. İşte bir artı sıfır bir. Sıfır artı bir bir. Sıfır artı sıfır sıfır. Bir artı bir kaçtır? İki hocam. Tebrik ediyorum ama iki diye bir şey yok mantıkta. Mantıkta ya bir var ya sıfır var. Aynı bilgisayarların çalışması gibi. Dolayısıyla bir artı bire de bir diyeceğiz. Çünkü iki yok mantıkta. Böyle düşünelim. Toplama gibi düşünelim veya'yı. Buna veya diyoruz bu arada. Buna ise ve önermesi diyor. Pardon ve işlemi diyoruz. Bu da çarpma gibi. Bir kere bir. Bir. Tebrik ediyorum seni. Bir kere sıfır. Sıfır. Tebrik ediyorum seni. Sıfır kere bir de sıfır. Sıfır kere sıfır da sıfır. Zaten bunları kendi e, matematik bilgimizden biliyoruz diyoruz. Peki bunları yaptıktan sonra bir sıfır 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 o, e, karşımıza geliyor diyoruz. Peki geldik yada ya da ya da da çok basit bir kural var. Eğer farklıysa birdir, aynıysa sıfırdır. Aynıysa sıfır, farklıysa bir. Bunu bilsen yeterli ya da da bu kural yeterli bize. De Morgan dediğimiz şeyde de P veya Q'nun üzerinde bir değil varsa hemen ne oluyor? Bu değil içeriye dağılıyor. Bunu bilmemiz çok değerli. Dağıldığı zaman hem P'nin üzerine hem Q'nun üzerine hem de veya'yı değiştiriyor ve haline getiriyor. Bak veya'yı değiştiriyor ve haline getiriyor. De Morgan çok çıkar. Değişme özelliği çok basit. Yer değiştirebiliyorlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Birleşme özelliği çok basit. Parantezleri değişebiliyorlar. Burada bu ikisi birleşiyordu. Burada bu ikisi birleşebiliyor. Burada bu ikisi birleşiyordu. Burada bu ikisi birleşebiliyor. Bunlar basit kurallar. Dağılma özelliği önemli. Dağılma özelliği sınavlarda çıkan ve sınav tarzı bir özelliktir. Bu nasıl oluyor? P veya Q vere. Bakın Burada birleşme özelliği ile dağılma özelliği çok karıştırılır. Ama ben bunu karıştırmak için şöyle bir yöntemim var. Ya bütün işaretler aynıysa bak hepsi V değil mi? Hepsi V ise bu birleşme özelliği. Ama bütün işaretler aynı değilse bak burada V var burada V var. Burada V var burada V burada V var. Dolayısıyla bu dağılma özelliği. Yani farklı işaretlerde farklı işaretlerde dağılma özelliği aklımıza gelecek. Ne oluyor? V veya V'nin üzerine dağılıyor p, buradaki parantezin içindeki dışarıya. dışındaki de içeriye giriyor. Bu da bu kadar kural. E, bu kadar basit bir kural. mesela 3 kere x artı 5 diyelim. Ne yapıyorduk? Bununla bunu, bununla bunu. 3 çarpı x artı 3 çarpı 5 diyorduk. Aynı buradaki dağılma özelliği gibi. İşte sınavda asıl çıkacak bombaya geldik. Mantık çok uzun zaman oldu o yüzden iyice bir hatırlayalım rica ediyorum. Buradaki mantıktaki bomba şu. 100 kuralını hep sorarlar. 100 ise de kuraldır. İse de 100 kuralı vardır ise sınavda yüzde bin trilyon gelecek. Yani artık gelmeme ihtimali yok. Nasıl mesela? Hemen şöyle söyleyeyim. İse dediğimiz bir işlem var. Böyle okla gösteriliyor. Eğer bir ise sıfırsa sıfırdır. Yani bir ise işareti sıfırı gösterirse yüz oluyor. Bak burası yüz tamam mı? Bunun dışında ise her zaman birdir sonucu. Bir kere bir, bir. Bir kere sıfır kere bir, sıf bir. Sıfır kere bir, sıfır, sıfır kere sıfır, bir. Hep bir çıkıyor. Ama bir ise sıfırda yalnızca sıfır çıkıyor. İşte burası çok değerli. Hani ben sana sıfır kere bir diye söylüyorum ama aslında bu sıfır, sıfır ise birdir aslında. Bunu da bir dipnot düşeyim. Burada bir tane daha kuralımız var. Bu kuralda da şöyle bir şey var. İseyi ben istersem... Eğer rahat işlem yapmak istiyorsam P'nin değil'i yani bak ben bunu şöyle ezberliyorum birincinin birincinin değil'i bu işaret veya ikinci diye ezberliyorum ise'yi birincinin değil'i veya ikinci mesela öküz e, e, ise sığır diyelim öküzün değil'i veya sığır diye bu kadar basit bir şekilde kodlayabilirim kafamda şimdi geldik ancak ve ancak. Bak evladım. Burada veya vardı. Burada ve vardı. Bu da ya da vardı. Burada, burada ya da ayrı yazılır Burada Yanlış yazdım. Türkçe hocası değilim çünkü. ...ise bu. Bu da ancak ve ancak gibi böyle uzun bir adı var. Yapacak bir şey yok. Burada ancak ve ancak da ise ya da'nın tam tersi. Yani aynı ise bir, farklı ise sıfır. Aynıysa bir, bir ancak ve ancak bir, bir. Sıfır ancak ve ancak sıfır, bir. Ama bir ancak ve ancak sıfır sıfır yani farklı olunca sıfır oluyor. Aynı olunca bir oluyor şeklinde aklımıza tutabiliriz. Burada sınavlarda en fazla çıkan şeylerden bir tanesi de şunu da göstermek istiyorum. Birazcık uzattım biliyorum ama bu tek tekrarlar bizim için çok değerli. P ise Q önermesinin bir karşıtı var, bir tersi var, bir de karşıt tersi var. Sınavlarda genellikle zor olurlar, zor olursa karşı tersi çıkıyor. Ne demek bu? Karşıtı demek yer değiştir kardeş demek. Yani yer değiştir demek. Lütfen bir önermenin bir ise ve önermesinin karşına alacaksan yer değiştireceksin. Tersi demek değillerini al demek. Değilleri demek. Karşı tersi demek. Her ikisini de yap. Hem karşısın hem yer değiştir hem de değilini al demek. Q'nun değili ise P'nin değili haline geliyor. P ise Q e, önermesi. Geldik artık son bombaya. O da niceleyiciler. Niceleyicilerde şunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle ters bir a varsa her demek bu. Şöyle e, ters bir e varsa da bazı demek. Yani her x elemanıdır doğal sayılar. Bütün doğal sayılar demek. Yani bazı x elemanıdır tam sayılar. Bazı tam sayılar demek. Bunları sınavda görebilirsin. Ama şunu bilsen çok güzel olur. Herin değili aslında bazıdır. Bazının değili de herdir. Bu da sınavda karşımıza çıkabilir diyoruz. Bunun mesela böyle bir önermenin değil ne alacaksan böyle alacaksın. Her x doğal sayılar nedir aslında bunun değili? Bu da aklının bir köşesinde bulunsun diyoruz. Ve geldik kümelere. Kümeleri hızlı bir tekrar edelim. Yine aynı hızımıza devam edelim. Mesela bir küme var. A eşittir. Böyle küme parantezimizi açıyoruz. Sonra küme parantezimizi kapatıyoruz. İşte bu iki parantezin yani liste yöntemiyle yazılan bu kümenin içindeki virgülle ayrılan her bir nesne bizim için bir eleman temsil ediyor. Burada virgül var. Bu virgüle karışmayacağım çünkü neden diyeceksin? Bu parantez başka bir parantez ve bu bir bütünlük oluşturuyor. Bu virgülün içine giremezsin kardeşim. Bu parantez ben bu virgülü aldım bu virgülü alamam. Çünkü bu parantezin içinde ayrı bir virgül. O zaman bu virgülü alabilirim. Bakın burada çok kritik bu bir elemandır bir bir elemandır. İki 3 parantezli bir şekilde bir elemandır. 4 de bir elemandır. Burası önemli. 2 bu kümenin bir elemanı değildir. 2 A'nın elemanı değildir. İ, parantezli 2 3 A'nın elemandır. Bunu sınavlarda bazen sorabiliyorlar. Elemanıdır A'dır diyebiliriz. Bu da önemli. A'nın alt kümesi A'nın eleman sayısı 3'tendi. 1 2 3'tür diyebiliriz. 4 elemanıdır A'nın da yazabiliriz mesela. 4 elemandır A'nın da yazabiliriz. Ama 3 eleman mesela 3 Elemanı değildir A'nın. Çünkü parantezli olması gerekiyor diyebiliriz. En elemanlı kümenin 2 üzeri en tane alt kümesi vardır. Mesela üç elemanlı bir küme vardı ya burada. Bunun kaç tane alt kümesi vardır evladım benim? Ee, sekiz tane. Tebrik ediyorum. 2 üzeri üçten sekiz tane alt kümesi vardır diyebiliriz. Alt kümelerde bu kümenin mesela şöyle olduğunu düşün. Mesela bak A kümesini sana çizeyim. Burası çok önemli aslında. Bir elemanı var ve yanına bir tane nokta koyarız dört elemanı var yanına bir nokta koyuyoruz. Bir de parantezli iki üç elemanı var ve yanına bir nokta koyuyoruz. İşte bu bir eleman aslında. Ve ben bunlardan alt küme oluşturuyorum. İstersem bunu alırım. Bu yeşil bir alt kümedir. İstersem ee, şu mesela iki üçü alırım bir alt küme oluştururum. İstersem sadece dördü alırım bir alt küme oluştururum. İstersem kehfimin kahyası mısın? Şu ikisini alıp bir alt küme oluştururum. İstersem daha da abartıyorum. Bütün hepsini alıp bir alt küme oluştururum. İstersem şurada bomboş bir bölgeyi alıp alt küme oluştururum. Bunların hepsi alt kümesidir. Boş küme her kümenin alt kümesidir. O yüzden bu da çok önemli bir kural diyebiliriz. Mesela şöyle bir küme dizilimi olsun. B kümesi bu. Küme gösterimlerinde bak ne yapıyoruz? büyük harfle yazıyoruz. A kümesi de bu evladım benim. Dikkat edelim. A kümesi B kümesinin alt kümesi. İçinde aynı buradaki gibi bir küme. Aynı zamanda B kümesi kendisinin de bir alt kümesidir. A kümesi B kümesi B kümesi her küme kendisinin alt kümesidir. Mesela burada yaptığımız bunun hepsini almıştım ya pembe işte. Veya boş kümede her kümenin alt, küme, alt kümesidir diye bunları bilmemiz gerekiyor diyebiliriz. Burada şunu unutmayalım. Eğer A alt kümesidir B'nin veya B alt kümesidir A'nın gibi bir ifade varsa A, B'ye eşittir kardeşim ne uzatıyorsun diyebilirsin. Burada evrensel küme ve A'nın tümleyeni mantığını göstereceğim sana. Şimdi bak burada ilk başta şöyle bir küme olsun. Hatta şöyle çizeyim sana. Eğer bir küme varsa e, bu küme mutlaka evrensel kümenin içinde olmak zorunda. Burası... A kümesi ise evladım benim. Burası A kümesi ise. Bunun dışındaki her yer yani şu mavi çizdiğim, taradığım her yer ki evrensel kümenin içinde olmak zorunda işte A'nın tümleyeni dediğimiz kısımdır diyebiliriz. Bu mavi çizdiğim her yer. Evrensel küme her şeyi kapsayıcıdır. Mesela dünyadaki insanlar kümesi evrensel küme ama karides sevenler bir bunun içinde bir küme değil mi? E dışındaki karides sevenler kümesinin dışı nedir sence? Tümleyenli nedir peki sence evladım benim? Karides sevmeyenler hocam. Tebrik ediyorum seni. Karidesi sevmeyenler bunun tümleyenidir. Dünyadaki insanların bir kısmı karides seviyor, bir kısmı karides sevmiyor mesela. Hatta böyle bir dernek de var bu arada. Karides sevenler derneği. Ben de üyeyim, sen de davet ediyorum, tebrik ediyorum seni. Geldik mesela A kümesiyle işte sınav sorusu. A kümesi mor küme diyelim. B kümesi de turuncu küme. İşte sınavda genellikle hep bunu soruyorlar. B kümesi de turuncu küme diyelim. İşte ben bu ikisinin tam ortasına yani şurasına kesişim diyorum. Zaten bunları çok eskiden beri biliyoruz. Bütün hepsine ise yani bütün hepsini tararsam da birleşim adını veriyorum. Dolayısıyla kesişim ve birleşimde şu üç tane bölge. Eğer bunları çözeceksek sınavda şöyle çözmeliyiz. Bu arada hemen göstereyim sana. Buna mesela hatta pardon özür dilerim şu şey yazayım. Buraya X diyelim, buraya Y diyelim, buraya Z diyelim. Tamam mı? Bak evladım benim sınavda bunlar çıkıyor. Eğer ben A kesişim B'yi istiyorsam Y tane elemanı vardır. Yani hatta ne X, Y, Z'si. Buraya 6 diyelim, buraya 5 diyelim, buraya da 3 diyelim. Tamam mı? Bu, bunlar eleman sayıları. Neden? Şunu da göstermek istiyorum sana. Eğer bir kümenin içerisinde 3'ü böyle yazarsam bu bir elemanlıdır. Eğer Üçü böyle yazarsan bu üç elemandır demektir. Yani bu elemanları yazarken yanına nokta koyuyoruz. O zaman bunun bir tane elemanı var görüyorsun. Ama burada bir şey yazmadıysak bu üç tane elemanı var demek. O zaman bunun içinde altı tane eleman var bu bölgede. Bu bölgede beş bu bölgede üç. A kesişim B'de kaç eleman var? Beş eleman var. Peki A birleşim B'de yani bütün hepsinde kaç eleman var? Burası çok önemli. On bir, on dört eleman var. Bunu unutmayacağız. Çok önemli. Peki A'nın B'den farkı. Ne demek bu? A'nın içinden lütfen B'yi atar mısın? O da ne demek biliyor musun? Elimle B'nin bulunduğu bölgeyi kapatacağım. Kapattım. Ne kaldı? A'nın B'den farkı 6'dır. Dolayısıyla B'yi kapattım. A fark B'de. B'yi çıkar lütfen demek. B'yi çıkardım. Bak elimde kapattım. O zaman burada 6 kaldı. A fark B 6 elemanlı. Peki B farka A'yı kapattım. Ve burada da 3 kaldı. İşte bunların eleman sayılarını bilirsen çok rahat edersin. Peki A'nın eleman sayısı kaç devralım? Altı hocam. İşte burada patladın. Çünkü A'nın eleman sayısı içinde 6 yazdığı için 6 gibi gözüküyor. Fakat A'nın eleman sayısı bu mor zımbırtının içindeki her şeyin toplamıdır. Yani şu ve şu A'nın içine girer. Dikkat ettin mi? Dolayısıyla A'nın eleman sayısı mor olarak yazalım 11 tanedir. Peki B'nin eleman sayısı kaçtır? Bunu artık bilebilirsin. 8. Tebrik ediyorum. Bu turuncu zımbırtının içindeki her şey yani şu ikisi o zaman orası 8'dir. Ben de bunları eleman sayılarını buraya yazıyorum ki problemleri küme problemleri özellikle rahat çözebileyim diye. Geldik A, A birleşim B'nin eleman sayısına. İşte sınavda bu formülle alakalı soru gelebilir. Ne demek bu? Bütün hepsinin eleman sayısını arıyorsan A'nın eleman sayısını topla. Toplayalım. 11 artı B'nin eleman sayısı 8'di. Eksi. A kesim B Yani burası kaçtı? 5'ti. Bakalım. 11 artı 8, 19. 5 çıktı, 14. 14 müydü gerçekten de? Ah! Gerçekten de 14. İşte problemler kümelerde bu şekilde çözülüyor. Şimdi şuna bakalım. Kartezyen çarpım olayına bakalım. Kartezyen çarpımda mutlaka mutlaka şunu bilmemiz gerekiyor. A kümesi, B kümesi verilmiş. A kümesi e, ve B kümesini ben şöyle yorumluyorum. Bu erkekler kümesi, bu da kızlar kümesi olsun. Erkekler ve kızlar bir dans e, mesela yarışması olsun. O dans yarışmasında ne yapacaklar? Dans edecekler. Aynı onun gibi düşün. A erkeğiyle B kızı dans edecek. A erkeğiyle e, pardon A erkeğiyle bir kız dans edecek. A erkeğiyle iki, ikinci kız dans edecek. B erkeğiyle birinci kız dans edecek. B erkeğiyle ikinci kız dans edecek. Yani bütün olabilecekleri deniyorum. Dolayısıyla bütün e, farklı olasılıkları ne yapıyorum? A ile bir. B, A, L, 2, B ile 1, B ile 2 şeklinde bir dans müsabakasındaki insanların dans etmesi gibi düşünebilirsin. A çarpı B, B çarpı A. Eğer A ile B'yi çarpıyorsam ilk başta A'nın elemanlarını sıralı ikililerde yazmalıyım. Sonra B'nin elemanı gelmeli. Ve ilk başta A, sonra B'nin elemanı. İlk başta A, sonra B'nin elemanı. Bu şekilde yazdım. İkilileri oluşturdum ve bu çiftlerden de oluşacak büyük kümeyi çizdim. B farka B çarpı A'da da aynı şekilde B'nin elemanlarını başta yazdım. Şimdi devam edelim. A çarpı B ile B çarpı A'nın eleman sayısı aslında A'nın ve B'nin eleman sayısı. Yani bunun iki bunun iki toplamda dört elemanlı diyebiliriz. Bu da kolay bir özellik. Bu arada şunu çok soruyorlar. Mesela e, aslında şunu da göstereyim. S A e, çarpı çarpı B birleşim C'nin eleman sayısını soruyorlar. O zaman şöyle düşünmeniz gerekiyor. A'nın eleman sayısıyla A'nın eleman sayısıyla çarpı e, B birleşim C'nin eleman sayısını çarpmamız gerekiyor. Bu da önemli bir özellik diyebiliriz. Bu da karşımıza gelebilir e, diyebiliriz. Hatta bu bunun içinde dağılma özelliğine sahip. Evet geldik denklem ve çizgiler en bomba konuya aslında burada da denklem ve çizgilerde sayıları bilmemiz gerekiyor. Bütün sayılara gerçek sayılar diyorduk R harfiyle gösteriyorduk. Bunun içinde rasyonel bir kısım var bir de irrasyonel kısım var. Rasyonel kısımda eksi 1 bölü 2, 3 bölü 5, 3 tam 10'da 2, 0, 1, 2, 3 hepsi rasyoneldir bunların. Ve bunların içinde özel olarak eksi 1, eksi 2, 0, 1, 2 bunların hepsi tam sayıdır. Ve bunun içinde özel olarak da doğal sayılar vardır. Doğal sayıları yeşille çizeyim ki hani doğal olduğu anlaşılsın. Doğal sayılar bizim bildiğimiz 0, 1, 2, 3. Buradan başlayalım. Zaten biz ilkokula buradan başladık. Sonra genişledi kümemiz bir anda. Eksi sayılar geldi. Sonra birazcık daha genişledi. Rasyonel sayılar geldi. 1 bölü 2, 1 bölü 3 falan filan. 3 tam onda 2. Ama devirli var burada. Dikkat 3 bölü ve eksi 1 bölü. Sonrasında daha da genişledi pi diye bir sayı var arkadaşlar dedi öğretmenimiz. Kök sayılar geldi. Sekizinci sınıfta eksi kök, kök on beş falan filan. Bu genişledi. Ve genişledikçe gelecek Daha da ötesi var bu arada. Real, real, olmayan sayılar falan filan da karşımıza gelecek ileride. Ama şimdiden ne yapıyoruz? Doğal sayılar alt kümesidir. E, tam sayıların tam sayı alt kümesidir. Rasyonel sayıların rasyonel alt, reel kümesidir. Real sayıların diyebiliriz. Rasyonel ve irrasyonelin toplamı aslında reel sayılardır tek tam sayı deyince 2n artı 1, çift tam sayı deyince 2n aklına gelecek. Mesela tek bir sayı desem 5, 7, 3, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 111 mesela. Bunlar Biz tek sayılar. Çift tam sayı deyince 0 e, çifttir bu arada onu söylemek istiyorum. 4 de çifttir. Bu arada eksi 71 bir de bir tek sayıdır. Yani eksiz kadar da olabilir. Burada şunu unutmayalım. Eğer biz... E, bu çift bir sayı çift sayı toparsak ne olur diye ezbere bilmemize gerek yok. Zaten kafandan deneyebilirsin. 2 artı 2 kaç eder? 4 eder. Süper. 4 peki çift mi tek mi evladım benim? Ee, çift hocam. Harika bu kadar bak kendin bile buldun. Kuralı ezberlemene gerek yok. Burada bu kadar basit. Burada şunu unutmayalım. Eğer biz çarpımın sonucu tek ise çarpanların hepsi tektir. İşte sınavda gelirse sınavda bundan sonra gelir. Üniversite sınav soruları da hep bundan geliyor zaten. Şimdi pozitif sayılar, negatif sayılar biliyoruz zaten. Sıfır nötr'dür. Yani pozitif veya negatif değildir. Pozitif sayılar sayı doğrusunun sağında, negatif de e, solunda. Bunları zaten biliyoruz. Şimdi geldik bölme bölünebilmeye. Bölmede üç tane kuralımız var. Acayip acayip önemli. Birincisi eğer bölünen, bölen, bölüm ve kalan bu sayı bu ile bu sayının çarpımı artı kalandır. Yani bununla bunu çarp, buna ekle, bu, buradaki zımbırtıyı bul. Bu en baba sayı, en büyük sayı. Ve şunu unutmayacağız. Bu sayı her zaman ama her zaman bundan küçük. Yani kalan her zaman ama her zaman nedir evladım benim? Ee, bölenden küçük olmak zorunda. Anlatacağım sana bir örnek. Hatta bir örnek vereyim sana. Burada 18'i e, 7'ye böldük. 2 kere 14 4 kaldı. Bak bu sayı hep bundan küçük olacak. Bu ikisini çarp 14, 4 ekle 18. İşte buradaki nette. Bir de şunu unutmayalım. Eğer 18'i 9'a bölersek e, 2 kere 9, 18 0. Buna biz tam bölünme diyoruz. Eğer tam bölünme varsa kalan 0'dır evladım benim. Bu ikisinin çarpımı bunu verir diyoruz. Bölünebilme kurallarında da şunu unutmayalım. 2 ile bölünme Son basamağı çift olacak. 3'ye bölünme rakamların toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 4'e bölünme, son 2 basamağının ya 0 0 ya da son iki basamağın 4'le bölünmesi gerekiyor. 5 bölünme, son basamağın yani birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyor. 8'e bölünme, son 3 basamağının 0 0 0 ya da 8'in katı olması gerekiyor. 10 ile bölünme son birler basamağının 0 olması gerekiyor. Bu kadar 11'le bölünmede, bir kuralı var. A, B, C, D, E diye bir şey yazacaksın. Burada bu sayıyı mesela 11 ile böldürme. Artı, eksi, artı, eksi, artı yapıyorsun. Sonra artıları topluyorsun. A artı, C artı, E. Sonra ek, eksileri topluyorsun. B artı, D. Bu ikisini birbirinden çıkıyor. Artılardan eksileri çıkartıyorsun. Yani artı, eksi, artı, eksi bunların başına to koyarak topluyorsun bunların sonucunu. Eğer 11'in katıysa evladım benim bu 11 ile bölünebilir. Bu arada sıfır her sayının katıdır. Onu da unutma evladım benim. Peki 6 ile bölünme kuralı nedir dersen 6'nın çarpanlarına bakacaksın. 2 ve 3 6'nın aralarında asal çarpanları o zaman 2 ve 3'e bölünürse 6 ile bölünür. 30'a bölünme gibi gıcık bir şey sorarsa 3 ve 10'a bölünmesini diyeceksin. 45'e bölünebilme kuralı sorarsa hem 5'e hem 9'a bölünebilmeli diyeceksin. Ve geldik Ebob Ekok'a. Ebob Ekok'u zaten eskiden beri biliyorduk. 12 ve 18'in Ebob'unu, Ekok'unu arıyorsak hemen ne yapıyoruz? Bir çizgini çekiyoruz. 2'ye böldük 6, 9. 2'ye böldük 3, 9. 3'e böldük 1, 3. 3'e böldük 1. Ama burada ikisini de aynı anda bölenleri yuvarlak veya yıldız koyuyoruz. Çarptığımızda Ebob'u veriyor. Bunların hepsini çarptığımız zamansa ekokunu veriyor. Ekoku ebobu bu şekilde bulunuyor. Burada kritik kurallar. Eğer bir sayının ebobu ile ekokunu çarparsak iki sayının EBOB ile EKOK'unu çarparsak bu sayıların çarpımının kendisi ediyor. Dikkat edelim. Ve sınavlarda her zaman bunu çok sever öğretmenlerimiz. Eğer iki sayı aralarında asal ise yani hiçbir ortak bölün yoksa birden başka. O zaman EBOB'ları birdir. EKOK'ları da sayıların çarpımı kadardır. Problemlerde eğer bütünden parçaya gitmeye çalışıyorsak evladım benim biz burada EBOB'u kullanmalıyız. Eğer parçalardan, eş parçalardan bütünü oluşturmaya çalışıyorsak o zaman EKOK'u kullanmamız gerekiyor. O zaman bomba gibi hazırız. Çok güzel bir özet yaptık. Çok hızlı bir özet yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi seninle beraber hadi bakalım sorulara geçelim. Hadi bakalım. Demiş ki ilk başta böyle bir ifade vermiş. P ancak ve ancak P. E, v işareti. E, aynı zamanda ne demiş? P ise Q eşittir sıfır demiş. Heh, şimdi karşımıza böyle bir şey geldiyse... ...diyeceğiz ki ilk başta bunu bir analiz edelim. Diyeceğiz ki bunun sonucu sıfır çıkmış. Genel resme bakalım. Bu ve bu. V'de ne zaman sıfır çıkıyordu? Bir tane sıfır olsa zaten sıfır çıkardı. Tamam. Ama bilmediğimiz zaman şuraya bakalım. Ancak ve ancak işleminde. Neydi? İkisi de aynı olunca bir oluyordu... İkisi de farklı, onca sıfır oldu. Ya bunlar zaten aynı. İkisi de aynı olduğu için bunun cevabı, bunun cevabı her zaman birdir diyoruz. O zaman işlemimiz şuna dönüştü. Bir ve yani şunun hepsi bir ve işareti, ve işareti. Sonra parantez açtım. P ise Q işareti, e, iş, işlemi. Sonra sıfırmış. Şimdi dikkat edelim. Eğer bir v işleminde ki bu çarpmaya benziyordu sonucun sıfır olabilmesi için ne olması gerekiyor mutlaka bir tanesinin sıfır olması gerekiyor o zaman bu bir ise birle ne çarpılırsa sıfır olur sonuç tabii ki sıfır çarpısı o zaman bunun da sıfır olduğunu bulduk peki hadi geldik yüz kuralına. ne zaman p ise q sıfır olabiliyordu yalnız ve yalnız bir ise sıfır da sıfır oluyordu. O zaman demek ki bu birdir, bu da sıfırdır. Başka hiçbir çaresi yoktur. E o zaman bulduk yahu. P'nin bir olduğunu, Q'nun sıfır olduğunu bulduktan sonra iş bitmiştir. Şimdi A e, şeyle şıkkıyla başlayalım bakalım. A şıkkının hemen çözümünü yapalım. P'yi biliyoruz artık. Bir de Q da sıfırdı. Q yerine sıfır yazıyorum. Parantez açtım. Parantez açtım. Q yerine sıfır yazıyorum. İse P zaten birdi. Hop kapattım. Sonra ise P'nin değeri. P zaten bir olduğuna göre P'nin değeri sıfırdır. Şimdi hadi bakalım bunu çözelim. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Sıfır ise 1. Bir. bir kere 1 olmak zorunda. Çünkü bunun sonucu sadece burada 100 kuralında sıfır oluyordu. Başka türlü sıfır olmuyordu. Bu her zaman bir. Tamam. İse Sıfır diyor. Bir ise sıfır kaçtı peki? E sıfırdı. Dolayısıyla bunun cevabımız doğruluk değerinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Geldik B seçeneğimize. B seçeneğimize ise bakalım yine aynı şekilde P1'di Q sıfırdı. P1 ise hemen açıyorum. Bir ve Q0'sa Q sıfırsa Q'nun değeri birdir. Hop kapattım. Ya da işlemi sonra P1 ise P'nin değili sıfırdı veya Q'nun aynısı Q zaten sıfırdı. Hop kapattım. Şimdi... Ee, buradan sonra ne yapacağız buradan sonra ne yapacağız 1 ve 1 bu çarpma işlemi gibiydi bu da toplama işlemi gibiydi 1 ve 1 bir, 1'dir ya da 0 artı 0 sıfır, 0'dır çünkü bu toplama işlemi gibiydi veya işlemi sonra ya da da mantık neydi ya da da e, ancak ve ancak da aynıysa 1 oluyordu ya da, ya da da ise aynıysa 0 oluyordu farklıysa 1 oluyordu dolayısıyla e, bunun cevabı da 1'dir diyebiliriz rahatlıkla açık önermesi için P-2, P-3 ve P-5 ifadelerinin doğruluk değerleri sırasıyla A, B, C olduğuna göre aman Allah'ım soruya bakar mısın? A, B, C'nin toplamı soruyor. Şimdi bir kere gerçekten de bu tarz soru benim e, e, 9. sınıf sınavımda karşıma gelmişti ben lisedeyken. Ve bu soru gelip oha demiştim ben bunu nasıl yapacağım ya bu nasıl bir şey ultra matematik falan filan. Halbuki var acayip kek bir soruydu. Öğretmen dedi ki sen, sen bunu nasıl yapamadın ya inanılmaz basit bir soruydu bu dedi. Ne yapacaktım hocam dedim anlattı bana aydınlandım. Nasıl size anlatayım şimdi Bak burada mantık şu. Px açık önermesi diye bir şey var. Açık önermeyi hocam biz görmedik ki ya veya işte ya ben hatırlamıyorum bunu nedir dersen çok basit. Bize P eksi 2'yi sormuş değil mi? Al bak burada x yazıyor burada eksi 2 yazıyor. Ya o zaman P eksi 2 yazıyorum bak. X yerine eksi 2 yazmamış mı bu adam? Hadi yazalım. Tırnak işaretini koydum. Eksi 2 elemanıdır. Tam sayılar doğru tamam. 3 x yani 3 çarpı eksi 2 eksi 1 küçük ve eşittir 8 değil mi aslında? Bak x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Burada x vardı. Burada x vardı. Burada x vardı. Bunların yerine eksi 2 yazdım. Hop eksi 2 eksi 2 yazdım. E yapalım mı şunu bir bakalım bir. 3 kere 2 eksi 2 eksi 6 eksi 6 eksi 1 eksi 7 Eksi yedi küçük ve eşittir sekiz. Bu doğru mu Allah'ını seversen? Evet doğru yahu. O zaman P eksi iki aslında birdir diyorum. Bak buldum bile. O zaman doğruluk değerleri sırasıyla A'yı buldum bile. Bak A buymuş demek ki. Birmiş A. O zaman hadi bakalım P üçük soralım bakalım sana. P üç dediğimiz şeyde de ne yapmamız gerekiyor? Hemen yine X yerine üç koyacağız. Tak tak üç elemanıdır tam sayı. Evet doğru üç elemanıdır tam sayı. 3 çarpı 3. Çünkü x yerine 3 koyuyorum artık. Eksi 1. Küçük ve eşittir 8 mi? Şimdi bakalım. 3 kere 3, 9, 9, 7. 8 küçük ve eşittir 8 mi? Evet doğru. 8 eşittir 8'dir. Dolayısıyla P, e, 3 dediğimiz ifadenin doğruluk değeri de 1'dir. O zaman biz B'yi bulmuş olduk. Al sana B'yi de bulmuş oldun. B de 1'miş. Şimdi diğerini yapalım seninle beraber. P, 5 dediğimiz ifade. 5 elemanıdır. Tam sayılar tamam. Sonrasında 3 çarpı 5 eksi 1 küçük ve eşittir 8 demiş. Hayda. 3 kere 5 15. 15 14 küçük 8. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz. O yüzden kusura bakma diyorum. P5 arkadaşımız sen sıfırsın. Yani C dediğimiz şey sıfırmış demek ki. Bize ne soruyordu? Bunların toplamını soruyordu. 1 artı 1 artı 0. O zaman cevabımızın 2 olduğunu tak diye bulabiliyoruz. Bu tarz sorular önemli. Böyle kıl sorularda bunlar karşımıza girebilir diyebiliriz. Geldik A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesidir demiş. He, bakın burada evrensel küme varmış demek ki. O zaman ne yapıyorduk? Hemen çiziyorum. Hop koskocaman bir evrensel kümeyi çizdim ve buraya da E yazdım. A ve B kümesini de çiziyorum. Hop genellikle A ve B kümelerini vermediyse bize bunları kesişim gibi çizeriz. Tamam bunları çizdim. Bitti. Bakın buradaki kural şuydu bu, bu, bu ve bu. Bundan başka bir e, bölge yoktur. Bu üç, dört tane bölgenin dışında bölge yoktur. Bakalım ama. Yani buralara sayılar yazacağım. Dört tane hakkım var yazabilmek için. Hadi bakalım bakalım. A fark B'nin eleman sayısı eşittir. 3 çarpı B fark A'nın eleman sayısı Şimdi A fark B'nin eleman sayısı burasıdır aslında. Yani buradaki sayı buradaki sayının B fark 3 üç katıymış. O zaman ben buraya 3x buraya da x yazabilirim veya 1x fark etmez. Yani burası x ise burası 3x'tir. Buraya kadar anladık. O zaman bunu bu öncülü kullandım bile. A kesişim B 7'ymiş. E burası zaten 7'ymiş o zaman. A kesişim B burasıydı, bu bölgeydi. Unutmayalım. Burası A fark B, burası A kesişim B, burası B fark A, burası da hepsinin dışı. Yani ikisine de katılmayanlar kümesi aslında. Peki A'nın değili Eleman sayısı yediymiş. Yani A'nın dışındakilerin eleman sayısı bu ve bunun toplamı yediymiş. B'nin dışındakilerin eleman sayısı on yediymiş. Yani bu ve bunun toplamı da on yediymiş. Hmm. Buna diyelim ki, mesela buna ne diyelim y diyelim. Hadi bakalım, buna y dedik. Şimdi bak, A'nın dışındakilerin toplamı yani x artı y eşittir yediymiş. Süper. B'nin dışındakilerin, B'yi kapatıyorum. B'nin dışındakilerin toplamı 3x artı y, 3x artı y 17'ymiş. Bunu da vermiş bize. Ya bunların arasında çok az fark var sanki. Düşünsene bunların arasındaki fark ne? Bu, e, bu arasındaki fark 2x aslında. Bu ikisinin sol taraflarının arasındaki fark 2x. E bunların arasındaki fark da 10. O zaman 2x demek ki 10'muş. O zaman 1x eşittir 5'miş. Çat diye bulduk. A birleşim B'nin eleman sayısını soruyordu. A birleşim B bu artı bu artı budur. Yani bu 3 bölgedir. Bu bu bunun toplamı A birleşim B'dir demiştik zaten. O zaman diyorum ki x eşittir 5 ise tak diye bunun 5 bunun da 15 olduğunu söyleyebilirim. A birleşim B 15 artı 7 artı 5'tir. Toplamda 27'dir diyebiliriz tak diye. Peki e anlı sayısı kaçtı desek bu ikisinin toplamı. 15 artı 7 22'dir buraya yazılır. Ben de revan sayısı nedir 5 artı 7'nin toplamı 12 buraya yazılır. Evrensel kümenin revan sayısı nedir bu 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 bunun toplamıdır. E y'yi de bulmamız gerekiyor. X'i 5 bulduysak y'yi 2 buluruz. O zaman bu da 2'ymiş demek ki. O zaman bak dikkat et. Bu 15 artı 7 artı 5 artı 2 bu da evrensel kemedir. Eğer birazcık daha zor soru sorarsa bunları da sorabilir tabii ki. Korece ve Çince bilenlerin bulunduğu 29 kişilik bir grupta her iki dilde bilmeyenlerin sayısı iki de bilenlerin sayısının katıdır. Yuh soruya bak ne acayip bir soru. Neyse yalnız bir dil bilen 17 kişi olduğuna göre bu grupta falan filan. Ben her zaman bu tarz sorularda bir kere bilmeyenler de varsa Hemen bir evrensel küme çizme taraftarıyım. Evrensel küme ve iki tane küme var bunun içinde zaten. Evrensel kümeyi çizdikten sonra Korece kümesi var ve Çince kümesi var. E, demek değil mi? Korece ve Çince kümesi var. Şimdi ne demiştik? Üç, dört tane yer vardır. Bir, iki, üç, dört tane. Bu dört tane yere yazacağız. Bakalım ne olacağını. Şimdi Korece ve Çin, Çince bulunan 29 kişilik bir grupta demiş. Ha, 29 kişilik bir grupta. O zaman e, buraya e, 29 yazabiliriz galiba. Evrensel küme 29 gibi tamam. E, her iki de bilmeyenlerin sayısı, her iki de bilmeyenlerin sayısı, e, iki dili de bilenlerin sayısının iki katıdır demiş. Allah Allah bu ne demek acaba? Şimdi her iki de bilmeyenlerin sayısı aslında burası. Burası. Her i̇ki dili de bilenlerin sayısı burası. O zaman ben buna x dersem buraya 2x derim. Her iki dili de bilmeyenlerin sayısı demiş ki bize yalnız bir dili bilen 17 kişi olduğuna göre demiş. Şimdi yalnız bir dil şurası ve burası yani burası sadece Korece biliyor, burası sadece Çince biliyor ve bu ikisinin toplamı mesela buna A diyelim, buna B diyelim. Bu ikisinin toplamı da 17 imiş. Hemen bunu yazalım. A artı B eşittir 17'ymiş. Peki e, diyor ki iki diri de bilmeyen kaç kişi vardır? Yani 2x'i soruyor bize. O zaman şimdi hemen denklemimizi kurmaya başlayalım. A artı B 17 demiştik ve bunların dördünün toplamı da evrensel küme. Yani 29 edecekti. Çünkü 29 kişilik bir grup varmış burada. O zaman e A artı B artı bu artı bu artı X artı 2X eşittir 29. O zaman A artı B artı 3X eşittir 29 etti. Peki A artı B 17 değil miydi? 17'yi buraya yerleştirirsek 17 artı 3X eşittir 29 etti. 3X eşittir 12 etti. 1X eşittir 4 etti. O zaman X eşittir 4'müş. X eşittir 4 ise... Buraya dört yazabiliriz. Burası da sekizdir. Bize ne sormuştu? İki diri de bilmeyen kaç kişi var demişti. Yani sekiz kişi var diyebiliriz rahatlıkla. Olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır demiş. Şimdi buradaki soruda da alt küme sorumuz var. Şimdi e, ama dikkat edelim A birleşim B'yi vermiş. Ondan sonra A çarpı C'yi A kalitesinden çarpım C'yi vermiş. Eee. A kartezyen çarpım C birleşim A B kartezyen çarpım C'yi vermiş. Bak bu tarz sorularda şurayı bir inceleyelim bakalım. Dikkat edelim. bu ikisinde de ortak bir çarpan var mı? Evet, bu ikisinde de çarpı C çarpı C ortak. O zaman çarpı C'yi baş, e, başa alalım, e, şöyle çarpı C şeklinde. Sonra geriye kalanları alalım. Bundan A kaldı, birleşim kaldı ve B kaldı. A birleşim B çarpı C demek aslında Neden bak? şunla şu şunla şu çarpılıyor ve a çarpı c oluyor b çarpıcı oluyor aralarında birleşim oluyor. Aslında bu bu e, bur buraya şeklinde dağılıyor. Bu şekilde dağılabiliyor. O zaman diyorum ki bunun eleman sayısı 24'müş. Yani e, eğer iki kümenin e, mesela K ile L'nin kartezyen çarpımının eleman sayısı işte mesela 10'sa şunu unutmayalım. K'nın eleman sayısıyla L'nin eleman sayısının çarpımı da 10'dur. Dolayısıyla eleman sayılarının çarpımı 10'sa bak bunun e, 24 ise bunun eleman sayısıyla bunun eleman sayısının çarpımı da 24 olmak zorunda. Ha, o zaman A birleşim B'nin eleman sayısı zaten biliyorduk 8. 24 çıkabilmesi için C'nin eleman sayısının da 3 olması gerekiyor diyebiliriz. Peki aynı şey burada da geçerli. A'nın eleman sayısıyla C eleman sayısının çarpı 12 çıkmamış mı? O zaman C eleman sayısını biz demin bulmuştuk. 3'tü. O zaman burası 3 ise bunun da 4 olması gerekiyor diyebiliriz. Bize ne sormuştu? Bize ne sormuştu? Aslında A kümesinin alt küme sayısını sormuştu. Biz A kümesinin eleman sayısını 4 olarak bulduk. O zaman alt küme sayısı da 2 üzeri eleman sayısından 2 üzeri 4'ten 16 tanedir diyebiliriz rahatlıkla geldik A ve B tam sayılar. Bundan sonraki sorularsa denklem ve istediklere geçen arkadaşlarımız için burada da hani tam sayı, doğal sayı kavramlarına hakim olmak gerekiyor tabii ki. Mesela A ve B tam sayılardır demiş ve A'nın alabileceği pozitif değerler toplamı nedir? E, e, toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi eğer bak bunu buna bölüyorsun ve 4 ekleyip başka bir tam sayı çıkıyorsa demek ki bu bunu tam bölebilen bir sayı olsun ki bu da tam sayı çıksın. Eğer bu bunu tam bölen bir sayı olmazsa bu tam sayı çıkmaz. O yüzden diyorum ki B'nin alabileceği değerleri hemen yazalım. 1 olur, 1 böler, 3 böler, 5 böler, 15 böler ama dikkat et. Eksi 1 de böler, eksi 3 de böler, eksi 5 de böler, eksi 15 de böler. Yani eksileri de olabilir. Çünkü tam sayı demiş, doğal sayı demiş. Doğal sayı dese de işler daha gümbürtüye gider. Ama tam sayı dediğin için eksileri de dahil etmemiz gerekiyor. O zaman yapalım. Çok basit. E, a'nın değerlerini bulmaya başlıyorum. Diyorum ki 15'i 1'e böldüm. 15 4 ekledim 19. Bu tamam süper. E, a'nın diğer değerini bulalım. 10 bunu denedim 19. 15'i 3'e böldüm 5 e, 4 ekledim 9. Süper. Bunu da denedim. Devam edelim. 15'i 5'e böldüm 3 4 ekledim 7. Bunu da denedim. Hop. 15'i 15'e böldüm 1, 1'e 4 ekledim 5. Bu da tamam süper. Anlayabileceği pozitif değerler toplamını soruyor zaten bize. Şu anda hepsi pozitif gidiyoruz. Devam edelim. 15'i eksi 1'e böldüm, eksi 15, eksi 15'e artı 4'e ekledim. Eksi 11 etti. Kusura bakma pozitif değer olmuyor. Bunu, bunu da denedik. Devam edelim. 15'i eksi 3'e böldüm eksi 5 eksi 5'i artı 4 ekledim eksi 1 çıktı bu da kusura bakma pozitif değer olmuyor dedik. 15'i eksi 5'e böldüm eksi 3 eksi 3'ü 4'e ekledim 1 oluyor bu pozitif değer oluyor bunu denedim. Ve en son olarak 15'i eksi 15'e böldüm eksi 1 eksi 1'e 4 ekledim artı 3 o zaman bu da pozitif değer oluyor dedik. Pozitif değerler toplamını söylüyordu bize. Bu, 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 bunun bunların toplamı yani 44'tür diyebiliriz bunların toplamına. AB2 basamaklı ve ABC3 basamaklı birer doğal sayıdır demiş. Yandaki bölme işleminde AB'nin alabileceği en büyük değer ile oluşturulan ABC doğal sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre 9 ile bölünebildiğine göre rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Unutmayalım. C sayısı kaç demiş. Şimdi AB'nin alabileceği en büyük değer demiş. Şimdi unutmayalım. Bir bölme işleminde bu sayı bununla bunun çarpımı artı budur. Yani AB sayısı 7 kere 8 56 artı x'tir. Süper. Ve unutmayalım bir bölme işleminde bu sayı her zaman bundan büyük olmak zorunda. Yani en büyük e, değeri olabilmesi için bize x'i bir kere en en fazla hale getirmeye çalışalım. Ama bu bundan mutlaka küçük olacağı için en fazla 6 olur. Dolayısıyla AB sayısının alabileceği maksimum değer maksimum değer. 56 artı 6'dan 62'dir diyebiliriz. En büyük değer ile oluşturulan ABC sayısı. O zaman AB'yi bulduysam ben AB'nin yanına bir de C ekleyeceğim. Yani 6, 2 bir de C sayısı var burada. Ha, bu C sayısı olsun. Ve bu da 9 ile tam bölünebilene göre demiş. Rakamların toplamının yani 6 artı 2 artı C'nin 9'un katı olması gerekiyor. O zaman hemen yapalım. 8 artı C'nin, 8 artı C'nin 9'un katı olması gerekiyor. C kaçtır demiş bize. Ee, rakamları farklı falan filan dememiş. Süper, harika. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sorularda. Ee, C'nin alabileceği değeri bulabilmek için diyorum ki... E C buradan 1 olabilir. 8 artı 1, 9 eder. Süper. Peki... 9'un iki katı 18 olsa 18 olması için C'nin 10 olması gerekiyor. Hayır bu bir rakamdır. Bunların her birisi birer rakam olmak zorunda unutmayın. Çünkü ABC doğal sayısı 3 basamaklı yazılamaz öbür türlü. O zaman C'nin alabileceği değeri 1 olarak bulmuş olduk diyoruz. Evet bir sorumuz daha var. A ve B aralarında asal pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı 54 bölü B eşittir 20 demiş. Ve ne demiş? Ekokları da, ekokları da 126 demiş. Şimdi, olduğuna göre a sayısı kaçtır? Ben şunu hemen gördüm, aralarında asal pozitif tam sayılar dediğine göre, o zaman bunların hemen sana söyleyeyim, EBOB'ları birdir, ekokları da e, sayıların çarpımıdır. Bu kuralı hemen hatırlayalım, sayıların çarpımıdır diyorum. Sonrasında diyorum ki, e, bu sayıların çarpımı ise ya kardeşim, o zaman bu a ile b sayısının çarpımıdır, a çarpı b'dir bu, yani ekokları sayıların çarpımıdır. Tamam. Sonrasında da EBOB'ları da biliyor, zaten birdi bu. Tamam. Buna bakalım. Şimdi A artı 54 bölü B'yi yapmaya çalışıyoruz değil mi? Hemen buradan yapıyorum bak. A artı 54 bölü B'yi yapmaya çalışıyorum. Eşittir 20. Hadi bakalım buradaki bütün paylara eşitleyelim de bu işi çözmeye çalışalım. Bunun altında bir var. Bunun altında bir var. Bunu B ile genişletiyorum. Bunu da B ile genişletiyorum. A kere B. A çarpı B. Ah işte istediğim şeye geldik. A çarpı B'yi biliyordum zaten. Ee, bölü b artı 54 bölü b eşittir 20b bölü b diyorum. Yahoo, e, zaten bunu biliyorum. Paydaları 100, e, o zaman 126 artı 54 bölü b diyorum. Paydalar eşit olduğu için topladım. Eşittir 20b bölü b diyorum. Bunlar sadeleşti işte 126 artı 54, 70, 180. Eşittir 20b çıkıyor. Buradan b'nin 9 olduğunu söyleyebilirim. Bize ne sormuştu? A sayısını sormuştu. E 126'yı da çünkü ikisinin çarpımı neydi evladım? Benim 126'yı da. 126'yı 9'a böldüğüm zaman bir kere 90, 36, 4. O zaman A sayısının da 14 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Efekan kütüphanesindeki kitapları üçerli saydığında bir kitap, dörderli saydığında iki kitap, beşerli saydığında üç kitap artmaktadır. Kütüphanedeki kitap sayısı 200'den fazla olduğuna göre Efekan'ın kütüphanesinde en az kaç kitap vardır demiş. Şimdi Efekan'ın kitaplarına E diyelim tamam mı? Kitaplarını üçerli sayıyormuş. O zaman 3'e böldüğünde ne yapıyor? Bir kitap artıyormuş. Hmm. Efekan kitaplarını bu sefer dörderli saydığında iki kitap artıyormuş. Artan kitapları kalan gibi yazdım. Efekan kitaplarını kaçarlı saysın bu sefer e, beşerli saydığında da evladım benim üç kitap artıyormuş. Hmm, bunları böyle yazdım. Yani Efekan üç'e böldük bir arttı. Bu artan kitaplar. Şimdi burada bir ilişki dikkatimi çekti. Bu Efekan'ın e, böldüğü kitap sayısı, hatta şöyle yazalım Efekan'ın böldüğü kitap sayısı aslında Burada iki fazla olsaydı üçe tam bölünürdü. Burada iki fazla olsaydı yine üçe tam bölünürdü. Pardon dörde tam bölünürdü. İki fazla olsaydı beşe tam bölünürdü. Neden? Çünkü buraya iki eklesem yani FK'nın kitabını iki eklesem bu beşin tam katı olurdu. O zaman diyorum ki FK'nın kitap sayısı E artı iki olsaydı olsaydı burası üç olurdu artanlar üç olurdu ve üçe tam bölünürdü. Dört olurdu dörde tam bölünürdü. O zaman hem 3'e hem 4'e hem de 5'e tam bölünürdü diyorum. Bunu yazdıktan sonra zaten olay bitti. Neden? Hem 3 hem 4 hem 5'in ortak bir katını bulmam gerekiyor. Yani ekokunu bulmam gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? 2'ye böldüm. 2, 3, 5 diyorum. 2'ye böldüm 1, 3, 5 diyorum. 3'e böldüm 1 1, 5, 5'e böldüm 1. Bunların ekoku yani ekok, ekok ne yapıyorum? 2, pardon 3, 4 ve 5'in ekokunu aldığım zaman 2 kere 4, 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60 diyorum. İşte FK'nın kitap sayısı aslında şunun olabilmesi için 60 olması gerekiyor. E artı 2'nin 60 olması gerekiyor. Ama dikkat edelim. Kütüphanede kitap sayısı 200'den fazla olduğuna göre diye bir bize ön koşul vermiş. Lütfen buna uy diyor. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Buna uyacağım. Uyalım. Ne yapıyorum? Bunun katlarını alıyorum. 60 olur. 120 olur. 180 olur. 240 olur. 200 e, ee, 60 katı değil mi? 300 olur. 360 olur. Devam ediyorum. Ama ne diyor bize? en az kaç kitap vardır? O zaman 200'den fazla en az kaç olabilir? Ben buradan 240 seçerim. 240 FK'nın kitap sayısı olabilir mi Erhan benim? Ev? Olabilir hocam. İşte patladım. Bir detay daha vardı. Neydi? E artı 2 olsaydı demiştik. Yani E artı 2 aslında bu, 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 bu olabilir veya bu olabilir. O zaman E artı 2 240 olabilir diyoruz. O zaman efekanın kitap sayısı nedir? Çünkü tam bölünemiyordu bunlarla dikkat edin. Hep bir artan oluyordu. O zaman e dediğimiz şeyde bunun 2 eksiği e artı 2 240 olacağı için... ...yani hepsine bölüneceği için e de 238 olmalı efekanın kitap sayısı diyoruz. Boyları 84, 108 ve 132 olan üç tahta çubuk her biri eşit uzunlukta olan parçalayacak Tamam. O zaman bunları küçük parçalara ayırıyoruz. O zaman burada ne var? EBOB var. Buna göre bu için en az kaç kesim yapılmalı demiş. Buna dikkat edelim. Kaç kesim demiş bu sınavda patlatır bizi eğer böyle bir kıl soru gelirse. Bir kere 84, 108 ve 132'nin EBOB'unu almam gerekiyor. Neden? Çünkü bunları ne diyor? Küçük küçük büyük tahta çubukları Eşit uzunlukta parçalara ayıracağız. Küçük parçalara Yani büyük bir parçadan küçük parçalara gitmeye çalışıyoruz ve eşit uzunlukta. Hemen ne yapıyorum? 2 42 54 At, 60, ne 60'ı 60 evet 66 2'ye böldük bu ikisi hepsini böldü bu arada 2'ye böldük 21 27 merak etmeyin uzun sürmeyecek 33 bunu da yuvarlak için aldım 2 artık bölünmez 3'e böldük 7 9 hızlı inmeye başladık gördüğünüz gibi hepsini böldü ondan sonra tekrar 3'e bölüyorum 3 7, 11. Tekrar üçü bölüyorum. 1, 7, 11. Olsa 7. Sonra da pardon 7'ye böldüm 1 kaldı. Sonra 11'e bölüyorum 1 kaldı. Tamam bunlar zaten birlemişti. Sonuçta bunların EBOB'u bu üçünün çarpımı hiçbirisi ortak bölmedi buradakilerden dikkat ettiysek. EBOB dediğimiz sayı 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12 dikkat edelim santimetre çıktı. Neden santimetre? Çünkü Evo bunu aldığımız zımbırtılar santimetre ise sonuçta santimetre çıkar. Peki o zaman bu nedir aslında? Bir parça hani parçalara ayırıyorduk ya bir parçanın uzunluğu. O zaman söyle bakalım bana 84'ü e 12'ye Bölersek kaç parça çıktığını bulabiliriz. 84'ü 12'ye böldüğüm zaman buradan 7 parça çıkar evladım benim. 84'ü 12'ye böldüğüm zaman. Veya 108'i 12'ye böldüğüm zaman 9 parça çıkar veya 132'yi 12'ye böldüğüm zaman 11 parça çıkar. Şimdi sana bombaya geldim. Herkes bunu toplar 27 der cevaba. Patlarsın neden? Eğer biz bir tane çubuk olsun. Sallıyorum. Bak böyle bir çubuk olsun. Bunu 7 parçaya böleceğiz. Kaç defa kesmemiz gerekiyor bu çubuğu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa kessek 7 parçalıyor. Bak sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesim yapmamız gerekiyor ya. O zaman burada 6 kesim yapmamız gerekiyor. Burada 8 kesim. Burada da 10 kesim yapmamız gerekiyor. Toplamda kesim yapmamız gereken 24 sayısına ulaşıyoruz. Çok kıl bir soru bu arada onu da söylemek istiyorum. Üniversite sınavı hazırlanan iki öğrenciden biri beş günde bir, diğeri sekiz günde bir deneme çözmektedir. Mesela bir tanesi Ayşe olsun, bir tanesi Ayşe olsun, bir tanesi de Veysel olsun. Tamam. Bu beş günde bir maşallah hızlı çözüyormuş. Bu da sekiz günde bir deneme çözüyor. Tamam. Bu öğrenciler birlikte ilk denemelerini cumartesi günü çözdüklerinde. Cumartesinde ilk denemelerini hem Ayşe hem de Veysel çözmüş ilk denemeleri. Tamam. Sonra Yedinci kez birlikte hangi gün dereme çözerler? Bir kere bunlar bu beş günde bu sekiz günde çözüyorsa ikisinin de birlikte çözeceği e, dereme günlerini hesaplayabilmek için beşte sekizin daha neyini bulmamız gerekiyor? Ekokunu katını bulmamız gerekiyor. Öyle nöbet sorularında öyle bir, bir araya gelme sorularında aslında hep ekok kullanacağız. Şerli merli sorularda hep ekok kullanacağız. Mesela ikiye böldük. Dört, beş, ikiye böldük. İki, beş, ikiye böldük. Bir, 5. 5'e bölük 1. 2 4 4 2, 2 8, 8, 8 8 5 40. 40 gün. Neden? Bunlar günde bir. E, bu, bu da günde de. O zaman 40 günde bir bunlar aynı anda tekrar döneme çözüyorlar. 40 günde bir olduğuna göre o zaman cumartesi çözdüler. Birinci çözmeleri birinci kez deneme beraber çözdüler. Sonra ikinci kez beraber çözmeleri için bu arada 40 gün geçmeli. Sonrasında üçüncü kez bir arada çözebilmeleri için bir 40 gün daha geçmeli. İşte ben yedinci kez arıyorum. Yani yedinci kez buradakini arıyorum. O zaman burada kaç tane birinci kezle yedinci kez arasında kaç tane aralık var? Şimdi çok dikkat edelim burada. Bir ile iki arasında bir tane aralık var. Bir ile üç arasında iki aralık var. Bir ile dört olsaydı burada dördüncü kez olsaydı üç tane 40 gün olacaktı. Yani bundan bunu çıkar 40'la çarp. 7'den biri çıkar 6 çarpı 40 toplamda 240 gün geçmeli ve bu 240 günde evladım benim bu 240 günde acaba hangi güne denk geliyor? Hangi gün dilemeyecek? Çok kıl bir soru bu üniversiteden çıkmış bir soru bu arada. 240'ı 240'ı hafta bir hafta 7 gün ya. 7'ye bölelim bakalım. 240'ı 7'ye böldüğümüz zaman 3 kere 7 21 30 7 kere 4 28 2 kaldı. İşte 34 hafta geçiyor bana ne umrunda bile değil. Cumartesi de başlamıştık. Yine cumartesi oluyor. Sonra 2 günde artıyor. İşte bu 2 gün cumartesiye ekleyeceğimiz 2 gün. Cumartesiden sonra ne gelir? Pazar. Sonra da pazartesi gelir. İşte 2 gün eklenirse cumartesiye 1 2 gün yani pazartesi günü birlikte çözerler diyebiliriz. Evet muhteşem bir şekilde sorularımızı çözdük. Lütfen ama lütfen sıfırdan dokuza matematik ve dinamo matematik soru bankamızdan bu konulara çalışın. Bu konulardaki soruları çözün. Hatta dinamo matematik soru bankamızdan da mutlaka mutlaka tarama testlerini, fenlisesi arkadaşlarımız lisesinin testlerini ve aynı zamanda e, yazılı kısımlarını çözsünler lütfen. Hatta göstereyim buradaki yazılıya hazırlık kısımlarımızı ALFL tekrar testlerimizi ÖSYM tarzını şu anda yazılı için çözmeniz gerekiyor ama ünite tekrar testlerini lütfen bitirin diyoruz. Burada da sınava mükemmel bir şekilde çalışmış olacaksınız. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Sınavınızda başarılar. En işten dileklerimle inşallah çok iyi notları alacaksınız.